Halk dergahı içindeki siz canları ve halk dergahı başındaki bizleri gönül rızalığıyla dinleyen tüm canlara sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İyi muhabbetler diliyoruz. Hak Muhammed Ali, ilim irfan ışığı sizin kılavuzunuz olsun diyoruz. Cümlenize aşkın yazımız olsun. Muhabbet programımız moderatör Seyit Hakkı, akşam duası Nazlı Yıldız, Hakk'a göçmüş canlara dua Şükrü Polat, delil uyandırma hizmeti Melek Gezgin, Zakir ve Seyit Hakkı. Buradaki Zakir, Ali Sönmez Seyit'im. Görgü veya ikrar verme Cem Erkan'ı. Sunumu yapan Nurcan Uyumaz ve Şengül Ergin Canlar. Tüm hizmet sahiplerine başarılar diliyorum. Allah hizmetinizi kabul ve makbul eylesin. Evet. Nazlıcan. Buyur pirim. Eyvallah. Buyurun var olsun. Senden bir akşam duası alabilir miyiz? Tabii pirim. Buyurun. Dur pirim. Bismillah Allah Allah. Akşamlar hayır. Hayırlar daim. Kötülükler def ola. Müminler şad. Meydanlar abad ola. Gönlünüz aydın. Kısmetiniz bol. Muradınız hasır ola. Muhammed Ali yardımcınız. İbadetleriniz kabul ola. Demler kayyem, muhabbetler daim. Münkirler mat, münafıklar berbat ola. Üçler, beşler, yediler. 12 imamlar, 14 masum ufaklar. 17 kemerbestler, 40'lar yar ve yardımcınız ola. Şahı Merdan Ali Katarından, didarından ayırmaya. Pirimiz, üstadımız, hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ola. Hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola. Ya Cenab-ı Hak, bizleri şeytanın, kötü insanların şerrinden esirge, dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize iman ihsan eyle. Niyazlarımızı, lokmalarımızı, dua ile dilediklerimizi kabul eyle. Dil bizden, nefes pirden, kabulü senden ola. Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile gerçeğin demine hu. Allah eyvallah. Nazlıcan, yüreğine sağlık. Çok güzel oldu. İnşallah daha güzel hizmetler nasip olur sana. Bunu canı gönülden sana diliyoruz. Allah senin hizmetini kabul etsin. O hizmetin yüzü suyu hürmetine sana zihin açıklığı versin. Sana okulda başarılar diliyoruz. Hayatında sana başarılar diliyoruz. Sağ ol, var ol. Allah. Eyvallah. Şükrü Seyit'im, sizden de Hakk'a göçmüş canlarımız için bir dua alalım. Eyvallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a Zülcelal'e mahsustur. Salat ve selam peygamberlerin sonuncusu olan iki cihan serveri Muhammed Mustafa'ya ve onun ehli beytine, cümle evliyalara, cümle veli ve mürsel kullarına ve onlara gerçekten tabi olan canlaradır. Allah Allah. Allah Allah, ya Rabbi, canı gönülden el bağlayıp durduk divanına, sığındık senin rahmetine, merhametine, inayetine. Zapt eyle hışmını, gark eyle ihsanına. Ey Halik-i Kerim'im, senden geldik yine sana dönüyoruz. Bizlere rahmet kapılarını aç, merhametinle, ihsanınla kuşat. Koyma arasatta, ey perverdigar. Sen Kerem Kani'sin, ya Haydar-ı Kerrar. Bir kapı örtülse birini açar. La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar. Ey kainatı var eden ruhların alıcısı, hesap gününün sahibi, rahmeti ve merhametini sonsuz olan yüce Rabbim. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masumu pakların, 17 kemerbestlerin, 40'ların, cümle erenlerin ve evliyaların hürmetine, cümlemizi iki cihan serveri Muhammed Mustafa'nın şefaatine, keremler sahibi Ali'l-Mürteza'nın inayetine mazhar eyle. Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın izzeti hürmetine. Allah Allah. Hamd alemler sahibi Yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak O'dur hesap soracak. Tek sana tapan senden medet umanlarız biz. Sapıtmışların yoluna düşmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma bizi aman Rabbimiz.
Bizleri Guruhu Naci'den, Katar-ı Ehli Beyt'ten, Rıza-i Hak'tan, Erva-ı Pak'tan ayırma. Allah Allah, doğum ile ölümü kardeş bildik, teni turaba, canı hakka teslim eyledik. Allah eyvallah. Allah eyvallah Seyyidim. Yüreğine sağlık. Cenab-ı Hak niyetini kabul etsin. Eyvallah. 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 Sağ ol Seyyid. Sevgili canlar, şimdi de biz kendi delil uyandırma hizmetine geçeceğiz. Delil uyandırma hizmetinde de biliyorsunuz ben bu görevi, bu hizmeti yerine getireceğim. Ali Seyyidim ve Melek canımızla birlikte. Bu iki canımıza da ve kendim için de Allah cümlemizin hizmetini kabul ve makbul eylesin. Yolumuz rızalık yolu olduğu için burada bizler can olarak birbirimizde bulunan canlar olarak birbirimizden razı olmamız lazım ve birbirimize rızalık vermemiz gerekiyor. Rızalık verildiği zaman, razılık alındığı zaman eğer hoşnut değilseniz Allah eyvallah demeyin. Eğer birbirinizde kırgın dargın iseniz Allah eyvallah demeyin. Bunun da yolu vardır. Önceden bize bildirirsiniz. Dersiniz ki pirim burada böyle bir sorunum var. Ben bu canla bir sorunum var. Ben bu sorunu halletmeden muhabbete katılmayayım. Daha makbul olur diye bize dile gelirsiniz. Bize Allah eyvallah deriz. O bize intikal edince biz de o sorunu çözeriz bir şekilde. Ondan sonra birbirinize razı olacaksınız. Birbirinize rızalık alıp vereceksiniz. Ondan sonra burada ibadete katılabilirsiniz. Bu muhabbete katılabilirsiniz. Bu işin doğrusu böyledir. Üzülmeyin, kırılmayın. İnsanlar birbirine darılabilir. İnsanlar birbirinden alınmış olabilir. Birbirine küsmüş olabilir. Bu suç değil. Eğer ki bizlerde bu eksiklikler olmasaydı, biz hepimiz dört dörtlük olmuş olsaydık bizim hak dergahına ihtiyacımız yok. Hak dergahına ne yapalım? Niçin hak dergahına geldik? Birbirimizi tamamlamak için. Bu tamamlamak. Taraf tutmak değil. Biz burada futbol takımları için gelmedik bir araya. Herkes kendi takımını tutsun, herkes kendi takımına taraf çeksin diye böyle bir derdimiz de yok bizim. O yüzden rahat olun, dile gelin. Sıkılmayın, utanmayın, heyecana kapılmayın. Ailedir, büyük ailedir. Büyük ailenin de büyük sorunları da olabilir. Önemli olan sorunların olması değil, önemli olan onu rızalık içerisinde iyi niyetle çözmek. Önemli olan budur. Önemli olan budur. Eyvallah dedik. Ben de bugün buradaki bu delil hizmetini kendi rızalığımla yerine getirmek istiyorum. Ancak benim bu hizmeti yerine getirmem için sizler de bana bu rızalığınızı veriyor musunuz? Yani razı mısınız? Ben bu hizmeti yerine getirmek istiyorum. Allah eyvallah. 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 Ben de sizden razıyım. Her zaman Seyit Hakkı sizden razıdır. Hak da razı olsun. Eyvallah diyoruz. Az önce de buyurduğum gibi büyük aile olduğumuz için ister istemez ufak tefek kırıntılar da olabilir. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. İnşallah yoktur. Bunlar olabilir. Olması gerekir. Çünkü biz canlıyız. Çünkü canlıyız. Canlı olan hata yapar, yanlış yapar. Bu doğaldır. Onun için biz bundan korkmuyoruz. Dediğim gibi biz kötü niyetten korkmuyoruz. Kötü niyet, bizim sorumuz kötü niyettedir. Diğer tarafta bizim hiçbir sorumuz yok. Eğer ki sizlerin de birbirinizle bir sorunuz varsa, alıp vereceğiniz varsa, kırgınlığınız, dargınlığınız dahi varsa, bu canlarımız dile gelsinler. Az önce söyledik. En güzel şey özünü dara çekmektir. Kalkıp Hakk'ın huzuruna pürüpak olmaktır. Eğer ki sizin birbirinize rızanız yoksa dilde Allah eyvallah demeyin. Yürekten, gönülden hiç demeyin. Çünkü hak meydanınızı bizden sakladığınızı
haktan saklayamazsınız. Onun için eğer birbirinizden dargınlığınız, kırgınlığınız, sorunlarınız, ufak tefek neyse varsa dile gelin. Eğer ki yoksa, birbirinize razıysanız o zaman birbirinize Allah eyvallah deyin. Biz razıyız, hak da razı olsun deyin. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Hak razı olsun. Eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. 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 Siz bir söylediniz, biz iş kabul ettik. Biliyorsun bizim ibadetlerimizde 3 defa tekrarlanır. Onun için biz 3'e kabul ettik. Cenab-ı Hak da bunu kabul eylesin. Ve bu rızalık içerisinde de yol ulularımıza dua edelim. Bir selam gönderelim. Değil mi? Onlar da gönlümüz onlardan yana ve onların gönlü de bizden yana hoş olsun ki biz de bu hizmeti gönül rızalığımıza yerine getirelim. Ber Cemali Muhammed Mustafa, Ber Kemali İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Şah-ı Merdan Ali Pir Bilip verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'ya Keremler Şah-ı Aliyun Veliyullah ve Ehli Beytine dua ile selam olsun. Şah-ı Merdan Ali Ali'den üstün Veliyullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu. Dua ile selam size olsun ya Muhammed Mustafa, ya Ali'ün Veliyullah, ya Hatice-i Tü Kübriya, ya Fatma-i Tü Zehra, ya İmam Hasan-ı Müşteba, ya İmam Hüseyin-i Deşt-i Kerbela, ya İmam Zeynel Aba, ya İmam Muhammed Bakır Beka, ya İmam Cefer Sıddı Sefa, ya İmam Kazım Cismi Pak, ya Ali Rıza Şah-ı Horasan Horasani, ya İmam Muhammed Taki, ya İmam Ali Ünlaki, ya İmam Hasanul Askeri Gazi, ya İmam Muhammed Mehdi Sahibi Zaman, ya Cenab-ı Hak, saydığımız yol ulularımızın yüzü suyu hürmetine sen dileğimizi, dualarımızı, selamımızı izzetinle kabul eyle. Hatamız var, kusurumuz var, yanlışımız var, eksiğimiz var. Sen ulusun, sen bağışlayansın, esirgeyensin. Yalnız sana sığındık, yalnız senden derman, yalnız senden şefaat, yalnız senden himmet dileriz. Sen de bizimle beraber eşlik eden bu canlarında bize dileklerini, dileklerimizi, gönülden muratlarımızı kabul ve makbul eyle. Bismillah, Allah Allah, muhabbetimizin aşkına vakitler hayır, hayırlar daim ola, gönüller rahat ve huzur içinde ola. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya keremler Şah-ı Aliyun Veliyullah'a ve Ehli Beytine dua ile selam olsun, onlara esenlikler eyle. Bizleri merde namerde muhtaç eyleme. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa nasip eyle. Hakka göçmüşlerimizden merhametini ve rahmetini esirgeme. Biz kullarına gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket nasip eyle. Hak Muhammed Ali şefaatinden, muhabbetinden mahrum eyleme. Allah Allah diyen diller ve gönüller dert ile keder görmeye. Darda kalanlara, zorda olanlara, hasta yatanlara şifanı eksik eyleme. Şifa ihsan eyle. Hakka göçmüşlerimizden rahmetini ve merhametini esirgeme. Darda kalanlara, zorda olanlara, hasta yatanlara, şifa arayanlara, başı dertte olanlara, zalimin zulmüne maruz kalanlara sen yetiş carına ya Şah-ı Merdan Ali. Gönül birliğine Allah Allah diyelim, Hak Muhammed Ali muhabbetine varalım. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hak'tan ola, aşk ile geçen demine hu. Allah eyvallah canlar. Evet, sevgili Melekcan, hazır mıyız? Delimizi uyandıralım. Destur Pir'im, himmet eyleyin. Allah eyvallah, Destur Şah-ı Merdan Ali'den, himmet Muhammed Mustafa'dan, Fatma-i Tü Zehra Ana'dan olsun, aşk ile. Bismillah, Allah Allah. Allah göklerin ve yerin nurudur. O ilahi nurdur yoktan var eden, varlığın ışığını yakan. O ilahi nurdur kalplere iman, ruha huzur veren. O ilahi nurdur insanda insanı yüksek makama eriştiren.
O ilahi nurdur insanı eğiten, peygamber sıfatına erdiren. O ilahi nurdur zahir batın ilmine nail eyleyip veli eden. O ilahi nurdur karanlıktan kurtarıp hidayete ulaştıran. O ilahi nurdur evlerde yanan, huzur ve bereketini sunan. O ilahi nurdur muhabbet ışığını yakan, gönülleri birleyen. O ilahi nurdur insanı insana yar eden, canana kavuşturan. İnsanı sevgi vasfına, idrak kabiliyetine, manevi olgunluğa ve kainatın manasına vardıran. O ilahi nura hamdü senalar olsun. Bismillah Allah Allah. Çera ruşan, fahri dervişan, zuhuru iman, himmeti piran, piri horasan, küşadı meydan, kuvveyi abdalan, kanuni evliyan, verelim Muhammed Mustafa'ya ve ehli beytine salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şahı Aliyyün Veliullah'a ve ehli beytine dua ile selam olsun. Şah-ı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Yaradan'ın kutlu nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nur ola, sır ola. Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Nur ola, sır ola. Velayetin arıtıcı nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Nur ola, sır ola, nefes pirdedir. Allah eyvallah, burada da Ali Seyyid'in bir deli duası alalım, aşkı muhabbetimle. Himmetedir canım. Allah eyvallah, himmet Muhammed Mustafa'dan, Emre'den aşkıyla. Mümin Müslüm meydan açtı ya alem, yansın Allah aşkına, uyansın çıra. Kim inkar Bektaş-ı Veli, yansın Allah aşkına, uyansın çıra. Yansın Hak Muhammed Ali aşkına. Aşkına bu yansın Hak Muhammed Ali aşkına. Hatice Fatıma nura boyandı, Hasan Hüseyin'le İçenler kandı. Şah Zeynel Abdine semalar yandı. Yansın Hak aşkına, uyansın çıra. Yansın Hak Muhammed Ali aşkına. Yansın Hak aşkına, uyansın çıra. Yansın Hak Muhammed Ali aşkına. İmam-ı Bakır'dan Cafer yoluna, Musa-yı Kazım'ın Gonca gülüne, İmam-ı Rıza'nın sadık kuluna, yansın Hak aşkına, uyansın çıra. Yansın Hak Muhammed Ali aşkına, yansın Hak aşkına, uyansın çıra. Yansın Hak Muhammed Ali aşkına. Hakkın hakkı meydanımız var mı? Hasan-ül Askeri,
sadık yârimi. Ant bitirir teynur, yansın hak aşkına. Bu yansın çıra, yansın hak Muhammed. Ali aşkına, yansın hak aşkına. Bu yansın çıra, yansın hak Muhammed. Ali aşkına. Pir Sultan Abdal'ı zikrim hak ile, hakten hak ile kıyamete kadar yana yakıla. Yansın hak aşkına, uyansın çıra. Yansın hak Muhammed, Ali aşkına. Yansın hak aşkına, uyansın çıra. Yansın hak Muhammed, Ali aşkına. Yansın çıranı Şah Merdan Ali aşkına dost. Eyvallah. Allah eyvallah seyyidim. Cenab-ı Hak hak kelamını kabul eylesin. Nefesin daim olsun. Allah eyvallah hizmet aşkıyla. Evet. Yalnız şimdi de bir duamızı verelim hizmetçilerimize. Onlar hizmetini yaptılar. Onların mükafatı da duadır. Bismi Şah, Allah Allah. Allah'tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Çerağımız yansın, yakılsın. Allah nuru aşkına, peygamberlerin nuru aşkına, velayetin nuru aşkına, Fatma-i Tüzzehra ananın nuru aşkına, Ehl-i Beyt'in nuru aşkına, cümle erenlerin, evliyalarının nuru aşkına, yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına, hazır gayip, zahir batın, cem erenlerin nur cemalları aşk ola. Cenab-ı Hak cümlemizi Ehl-i Beyt'in şefaatine gayr eyle. Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola. Eliniz, gönlünüz incinmeye. 12 imam hüsnü rızası üzerinize hazır ve nazır ola. Hak Muhammed Ali utandırmaya. Cehennem narına yandırmaya. Bozatlı Hızır yar ve yardımcımız ola. Erenlerin demine, evliyaların keremine, gönül birliğine Allah eyvallah dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Aşk ile geçen demine bu. Allah eyvallah. Canlar şimdi de biz kendi ilim muhabbetimize geçeceğiz. İlim muhabbetimizin konusu görgü, diğer ismiyle ikrar, cem, ikrar verme, cem erkanı. Burada da hizmetin sahibi Nurcan Uyumaz ve Şengül Ergin canlardır. Her iki canımıza başarılar diliyorum. Allah hizmetinizi kabul etsin. Nurcan Can ve Şengül Canlar, buyurun. Kestim pirim. Allah eyvallah. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Şah-ı Merdan Ali'nin aşkıyla. Allah eyvallah. Sunum konumuz görgü, ikrar verme, cem erkanımız. Edepli olmak, eline, diline, beline sahip çıkmak, yolun kurallarına aykırı hiçbir davranışta bulunmamaktır. Edep bir tac imiş, nur-u hidadan. Giy ol tacı, emin ol her beladan. İlim meclisinde aradım kıldım talep, ilim ne geridedir ama illa edep, illa edep. Konumuz görgü cemi demiştik, ikrar verme cem erkanı. Görgü diğer ismiyle ikrar cemine musahipler ve daha önceden görgüsü görülmüş olanlar ile görülmeye istekli olan canlar katılır. Amaç ikrar tazelemek, ruhsal boyutta temizlenmeyi ve arınmayı ve pak olmayı gerçekleştirmektir. Dolayısıyla bütün kötülüklerden arınmış, ikrarına bağlı ve Muhammed Ali birliğine inanan evli canlar katılır.
Bu ikrar musahiplik ikrarıdır. İkrardır, erkandır. Görgü cem erkanı senede bir defa yapılır. Görgü cem erkanına katılabilmek için Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed Mustafa'nın Resulullahlığına ve Şah Merdan Ali'nin veliahtlığına iman etmek, evli olmak, yüz kızartıcı suçlarda bulunmamak, inanç önderlerine itikatıyla bağlı olmak, düşkün olmamak, yani eline, diline, beline sahip olmak, mevki veya makam gibi sıfatlarla cem erkanına katılmak, kul hakkında bulunmamak, insanları ayrıştırmamak veya ötekileştirmemek. Dost meclisinde can bağışlamayan muhabbetleriyle erenlere hak dergahına, Ali makamlarına vasıla ilerler. Bizler aşk ehliyiz. Aşkımız Allah'a, onun sevgilisi, elçisine, pak ehli beytine ve tüm hak dostlarınadır. Bütün sermayemiz budur. Sermayesi sevgi olanlara ne mutlu. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez. Lokman suresi 18. ayet. Kimin içinde kalbine kendine beğenmişlik girerse o helak olur demiş İmam Cafer-i Sadık. Arif olmak, kendini bilip nefsin isteklerinden vazgeçmek, nefsini hiçe saymak, emaneti ve benlikten nefsini kusurlu bilerek hata ve kusurlarını düzeltmekle meşgul olmaktır. Aynel yakın mertebesine ermektir. Amaç toplumun arasında birliği, dirliği ve manevi ahlak düzenini sağlamaktır. Bir nevi yol mekanizmasıdır. Yol evlatları verdikleri ikrar doğrultusunda yolun ilim irfanıyla, inanç önderleriyle önderlerince sorgulanırlar. Bu sorgulama yolun edep erkanına uymayan ve sorumsuz davranışlar söz konusu ise çözüme ulaştırılır. Pir sorgu esnasında sorguladığı talibe "Seni senden soruyorum. Dara gel. Hak kelamını yani doğru söyle" der. Pir'in bu telkini üzerine talip kendi özünü dara çekerek dile gelir ve bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade eder. Pir'im burada bir nefes alabilir miyiz? Allah eyvallah. O zaman burada da Bakı Seyit'im hazır hemen, mıyız? Hazırım Seyit'im hemen. Himmet eyle canlarım pirlerim. Allah eyvallah Himmet Muhammed Mustafa'nın. Benim şu cihanda hiç kimsem yoktur. Yalnız şah şehidim Şah-ı Merdan'ım. Cümle meclislerde dilim verdidir. Yalnız şah şehidim Şah-ı Merdan'ım. İster bu kainat selam vermesin, ister alem hatırımı sormasın, yalnız cettim benden uzak durmasın, yalnız şah şehidim Şah-ı Merdan'ım. İster alem gitsin kutu pereste, ister alem düşsün yüz bin hevese, sözüm yoktur insanoğlu bir kese, yalnız şah şehidim Şah-ı Merdan'ım. Düzgün atam Seyit Mahmut hayrandı.
Onların varlığı bana nişandır. Aslını sorarsan bir derviş andır. Yalnız şah şehidim Şah-ı Merdan'ım. Davut suları da yoktur siyaset. Yalnız girdim oldu Ahmet belaya. Şah şehidim oldu aşkıma şah. Yalnız şah şehidim Şah-ı Merdan'ım. Allah Allah, Allah eyvallah, nefes pişirilir. Allah eyvallah, Seyit'im yüreğine sağlık, nefesine sağlık, nefesin daim olsun. Buyur, Nurcan'ca. Destur. Allah eyvallah. Destur Şah-ı Merdan Ali'den hizmet aşkıyla. Allah eyvallah. Diğer bir deyimiyle, görgüde geçen talibin eline, diline, beline sahip olup olmadığının sorgulanmasıdır. Dört kişinin birbirinden sorumlu olmasıdır. Birbirinden sorumlu oldukları için de birbirlerini gözetmek zorundadırlar. Sonuç itibariyle Alevi inancında görgü erkanı olmazsa olmaz ilklerdendir. Allah'ın huzurunda Muhammed Ali yolunda Pir İmam Hüseyin duruşuyla aklanmasıdır. Muhammed Ali yolunda verilen ikrarın ilkesi, kalbinde Hak Muhammed Ali sevgisini taşımak, 2. Emanete bağlı olmak, görgü sualinde bulunup alacağını almak ve vereceğini vermektir. Verilen ikrarın amacı, kainattaki mevcudata verilecek tüm zararların yanlış ve toplum içinde yüz kızartıcı tüm davranışlarda düşkünlük, yani suçlu kabul edilir. İşlenen suçların durumuna göre yaptırımlar uygulanır. Biz buradan sonraki sunumu Ateş'le birlikte yapacağız. Destürümüz olursa. Destur Pirim. Destur Pirim diye. Destur Pirim. Geldiğiniz Şah-ı Merdan Ali yolu, durduğun Mansur darıdır. Gördüğünüz Hak didarıdır. Erenler Meydanı'nda ne gördünüz? Hak gördük, Hak kelamı işittik. Erenler Meydanı'nda, Pir huzurunda, mürşidinizi teslim-i rıza oldunuz mu? Hak Muhammed Ali, 12 imam ve 50 beyt iman ile ikrar ettiniz mi? Allah eyvallah. Hak Muhammed Ali, 12 imam sizleri ikranınızda sahip ve kadim eyleye. Bismillah, Allah Allah. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden şefaat göresiniz. Darlarınız, divanlarınız kabul, muradınız hasıl ola. Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. İnayet eyleyin ya 12 imamlar. Yol gösterin ya 14 masum paklar. Yardım eyleyin ya 17 kemerbestler. Ceminize alın ya kırklar. Bağışlamak senin yüzü suya hürmetine olsun ya pir hünkâr. Ya Cenab-ı Hak, verilen ikrarı dar divanlarımızın dergah izzetinde kabul buyur. Bizden kabulü senden olsun. Aşk ile gerçeğin emine hü. Allah Allah, Allah eyvallah, Cenab-ı Hak niyetini, hizmetini kabul eylesin ateşten ikinizin de. Çok güzel oldu, makbul oldu, eyvallah. Bir de dua okuyabilir miyim Pirim? Hayır, buyur. Allah eyvallah. Hak Muhammed Ali, üçü de nurdur. Birini almasa üçü de birdir. Onların koyduğu bir doğru yoldur. Danıştı Muhammed, böyle der Ali. Musahip, musahibe bulsa bahane, onları atarlar bir ıssız hana. Nice ki yüz bin yıl odlara yana, danıştı Muhammed, böyle der Ali.
Musahip musahibine meylin ayıra. Tanlarım evin temelin devire. Yedi tamu odu bir görüne. Danıştı Muhammed böyle der Ali. Musahip musahibden saklarsa sözü. Yarın ol divanda ayrılır özü. Cehenneme ata karadır yüzü. Danıştı Muhammed böyle der Ali. Musahip musahibden nice soğuya. Anın aslı Muaviye'dir Muaviye. Onlar kail olmaz böyle daviye. Danıştı Muhammed böyle der Ali. Kesilmez oldu akçenin fidesi. Çekilmiyor münafığın nizası. Kırmızı giyenin nurdan gövdesi. Danıştı Muhammed böyle der Ali. Mağrip'ten maşrikin yolu en olur. İhlas sofu ikrarından belli olur. Başından geçmeyen sofu kanlı olur. Danıştı Muhammed böyle der Ali. Erenler nefsini nefesi taştan katıdır. Ondan ötesi var ondan kötüdür. Küsülür cehennemin itilir. Küsülür cehennemin itilir. Danıştı Muhammed böyle der Ali. Hak Teala kuluna eylese nazar. Neyler divit kalem kend olur yazar. Hatayım oturmuş gevherin dizer. Danıştı Muhammed böyle der Ali. Allah eyvallah pirim nefes birdedir. Allah eyvallah hak razı gelsin yüreğinize sağlık. Ateşle birlikte güzel bir muhabbet yaptık. Güzel evet. Bir ikili muhabbet oldu. İkinizin de yüreğine sağlık. Allah hizmetinizi, niyetinizi. Allah eyvallah pirim hak katında kabul olsun cümlemizin. Allah hizmetleri siz de hizmetinizden razı gelin. Hakkınızda helal edin. Güzel yüreğine sağlık olsun Nurcan Can. Seyircilerim canlar hepinizin emeğine yüreğinize sağlık. Hak Muhammed Ali her daim hizmetlerinizi kabul etsin. Sunumun çok güzeldi. Ateş Canım'ın da yüreğine sağlık. Dualar hepimiz için geçsin. Bir nefes okumak istiyoruz. Bitti mi sunumumuz? Bitti sunumumuz. Dinleyen canlarıma çok teşekkür ediyorum. Aşkı niyazlarım. Eyvallah. Evet şimdi de Şengül Can'dan herhalde bir dua alacağız. Doğru mu Şengül Can? Evet Seyit'im biz bir nefes okuyacağız. Olsun. Dua eyvallah. Bizim eyvallah. Bizim dediniz. Bizim de hizmetiniz kabul olsun. Sağ olun var olun. Allah'ım Seyit'im. Hak razı olsun. Allah eyvallah. Sayın Merdan Ali'den, Himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Fatma anamızın güzel himmeti üzerinize hazır ve nazır olsun. Allah Allah. Bu arada gönlü pırıl pırıl olan Ankara'dan Ahmet Canımızın çok selamlarını da ileteyim. Ahmet Canımız ateş için de bir şey yazmış. Onu paylaşmak isterim. Eyvallah. Ateş gibi adım var. Ne de güzel tadım var. Pişirirsin hamları. Doyurursun canları. Ateşe yazmış bunu. Ateş canımız da diyor ki Ahmet amca diyor sen konuşurken bile şiir gibi konuşuyorsun diyor. Bu nasıl güzel bir ariflik değil mi? Evet. Allah eyvallah. Teşekkür ederim. Başımıza diyelim. Ahmet canımızın da yüreğine sağlık. Evet. Yazı gelsin. Aşkı niyazlarımızla. Sabahın seher vaktinde Ali gördüm Ali'yim. Eğildim niyaz eyledim. Ali gördüm Ali'yim. Ali gördüm Ali'yim. Ali gördüm Ali'yim. Eğildim niyaz eyledim. Ali gördüm Ali'yim. Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali gördüm meşette, kırk mum yanar bir şişede, yedi iklim dört köşede. Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi. Yedi iklim dört köşede Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi.
Hasan'ı gördüm dağında, güller açmış dost bağında. Musa ile Tur dağında, Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm Ali'yi. Musa ile Tur dağında, Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi. Çizgin dağlar başı çizgin, kul himmetim oldum küskün. Cümle alemlerden üstün, Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm Ali'yi. Cümle erenlerden üstün, Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm Ali'yi. Allah eyvallah, nefes birdedir aşkın yazlarımızla. Eyvallah, sağ olun, var olun. Şah-ı Merdan Ali'nin yüzü suyu hürmetine sizin de niyetiniz, hizmetiniz kabul olsun. Buyurun Şengül'cüğüm. Allah Allah. Acaba okuyabilir miyim yazdığım şiiri? Geçen gün Şengül'ün yazdığı şiiri okumak mümkün mü? Eyvallah, buyurun. Okuyamadığım yerde dururum. Bilginiz olsun. Yok, devam. Durmak yok. Biz de biliyorsun, durmak yok. Bismillah, Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak. Hak dergahına, Hakk'ın huzuruna geldim. Ben beni buldum. İlim öğrendim, irşad oldum Hak dergahında, Hakk'ın huzurunda. Zahiri batını öğrendim, ilim aldım, irşad oldum Hak dergahında, Hakk'ın huzurunda. 12 imamları dergahına vardım, ilim öğrendim, irşad oldum Hak dergahında, Hakk'ın huzurunda. 4 kapıyı, 40 makamı öğrendim. Senden öğrendim. İlim öğrendim, irşad oldum Hak dergahında, Hakk'ın huzurunda. Bu demden, bu cemden sevgiyi, aşkı öğrendim. Hüzünü, mutluluğu öğrendim. Sevgiyi paylaşmayı öğrendim Hak dergahında, Hakk'ın huzurunda. 7 oğlu ozanı öğrendim, yandım, yakıldım. Bu demde, bu cemde, Hak dergahında, Hakk'ın huzurunda. Güzel dost, senlik benlik olur mu? Kırklar aleminde, bu cemde, bu demde, Hakk'ın huzurunda, Hakk'ın dergahında. Seyit Hakkı Pirim, bir İmam Hüseyin'e ve ceddinize olsun niyazım. Hakk'ın huzurunda, Hak dergahında ilim öğrendim, irşad oldum. Aşk niyazım olsun bütün pirlerime, seyitlerime ve ben ilk kez sizin yanınızda bu kadar insan içinde kendi yazdığım, içinden gelen duygularımı okumuş oldum. İyi ki varsınız diyorum. Cenab-ı Allah bizi iyilerden ayırmasın, bizi zarar vermek isteyenlerden korusun. 12 imamlar, Seyit Pirim. Biz gerçekten burada bütün gönlümüzle, bütün kalbimizle 3 yıldır el ele verip Erdoğan Can'la, bütün seyitlerimizle, Seyit Hakkı Pirim'le, Ya Rabbi sen yukarıda şahitsin. Hiçbir kinlik, benlik içimizde yokken biz hep beraber bu yolda yürümeye karar verdik. Canlarımızda öğrencilerimiz olacak aramızda, irşad olacak, onlar bir şeyler öğrenecek diye. Seyit Hakkı Pirim'de, Erdoğan Can'da, Gülçin Can'da gecesini gündüzüne katıp hepimiz beraber el ele verip bütün canlarımızla beraber ne olur bu birliğimizi daim olsun, bozmayalım, kırılmayalım birbirimize. Söylediklerimiz hiçbir şey birbirimizi incitmesin, kırmasın. Döne döne birbirimizi güzel şeylerini görelim ne olur. Döne döne birbirimize iyi şeyler yardım edelim, iyi şeyler yapalım. İyilikler yapalım birbirimize. Katkısız, karşılıksız, çıkarsız bir sevgi istiyorum. Aşkın yazın olsun diyorum. Bütün seyitlerime ve canlara. Sunumun içinde Nurcan Can, o güzel yüreğine sağlık. Ateş Can,
Hepinizi aşk niyazım olsun. Nefes birinde. Eyvallah. Eyvallah. Hak dergahına can kendini anlatabiliyorsa, ifade edebiliyorsa, dile gelebiliyorsa bence Hak dergahı kendi amacına ulaşmış demektir. Çünkü Hak dergahının amacı insanları filozof etmek değil, insanları bilgin insan etmek değil, kamil insan etmek değil, onlara vesile olmak. Eğer ki burada da canlar bunu başarmışsa, kendini anlatabiliyorsa, ifade edebiliyorsa, dile gelebiliyorsa demek ki vesile olma görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Bu başarı açık söyleyeyim benim değil. Bu başarı sizin başarınız. Bizimki sadece vesile olma. Biz vesileyiz. Eyvallah. Aşkın muhabbetim olsun. Şimdi de ilmi muhabbet hakkında yani görgü, diğer ismiyle ikrar verme cem erkanı sizin için neyi ifade ediyor? Bu konuda sorusu olan canlarımız var mı? Soru sorabilirsiniz, fikirlerinizi, düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz. Hiçbir sorun yok burada. Bakın Seyit'im buyur. Seyit'im, hepinize iyi muhabbetler dilerim. Selamlıyorum. Şimdi ben de bir katkıda bulunmak istedim. Bu sefer Cemil ile ilgili birkaç kelime de ben konuşmak istiyorum. Şimdi Musayiplik'te dört can bir can olacak ve Gülbenk alacak. Daha önce şimdi burada söylenmeyen şeyler söylüyorum. Daha önce rayber, yani rehber dediğimiz bize rayber diyoruz. Bazen rehber diyoruz işte. Önce o canlara Musayip olacak yol kardeşi olacak o dört cana bir bilgi verir. Yol hakkında pirin divanına çıkarmadan, halk meydanına pirin divanına çıkarmadan önce onları bilgilendirir. Ve aynı zamanda tabii bu erkanda bir kurban vardır. Bir de dört can bir araya gelip kefen giyme töreni dediğimiz bir beyaz örtüyle bir can olup yani ölüp tekrar dirilme manasında ölmeden önce ölmek manası taşıyan bir kefen giyer. Bunları yapmadan önce rayber bu canları alır cem erenlerinin rızalığını almak için hak meydanına doğru gelir. Ve orada şeriat ehli, tarikat ehli, marifet ehli dediğimiz aslında o canlar hepsinden sırayla kapıdan girerken sırayla ey şeriat ehli bu canlar yol kardeşi olmak istiyor. Siz bu canlardan razı mısınız? Şeriat ehlinden razılık alır. Tarikat ehli ey tarikat ehli yani orada orada bulunan cem erenleri hepsi de aynı şekilde razılık verir. Ey tarikat ehli siz razı mısınız? Ey marifet ehli siz razı mısınız? Dedikten sonra hakikat, sır hakikati hakikat ehlini temsilen orada pir vardır. Ondan sonra razılık, rızalık alındıktan sonra pir divanına gelirler ve orada sorgudan, sualdan geçtikten sonra kefeni bir beyaz örtü üzerine asarlar ve orada ondan önce daha sorgulama yapılmıştı. Kısa bir sorgulama söylemişti hocamlar. Onu söylemeye gerek yok. Ve orada gülbenklerle tamamlanır ve kurban kesilip lokmalar dağıtılır. Ben kısaca bu şekilde bunu da dile getirmek istedim Seyit'im. Eyvallah. Allah eyvallah. Eyvallah. Seyit'im dedin ki dört kişi ikrar verdiklerinde yani ikrarın amacı ölüp dirilmektir. Ölüp dirilmek dedim. Eyvallah. Buradaki ölüp dirilmek manası nedir? Ölüp yani ölüp dirilmenin manası nedir? Şimdi iki sefer dünyaya geliyoruz diyoruz bizim inancımızda. Yani bu ikinci seferi batını olmuş oluyor. Pir divan. Birincisi normal dünyaya gelmek. İkincisi de pir divanında
dünyaya gelmek diyoruz. Yani önceki yaptıklarından o kefen olarak değerlendiriyoruz ya, beyaz örtü. Onu giyip önceki o ölen şey nefistir yani. Nefis diyoruz onu zaten. Yani ölme dirilme meselesi. Pir divanında sorguya tutuluyor. Önceki yaptığımız hatalar, kusurlar neyse, yanlışlar neyse, kime ne yaptıysak, ne ettiysek, herkesten razılık almak ve yeni bir sayfa açmak, yeniden doğmak yani. Ve orada ikrar verip, orada dört can hem birbirine hem de yola hak huzurunda, pir divanında bağlılık yemini, ikrar dediğimiz bağlılık yeminini yaparlar ve yeniden dirilmiş olurlar. Dünyaya yeniden gelmiş olurlar yani. Yeniden bir doğum olmuş olur burada. O anlamı taşır. Ölmeden önce ölmek işte odur. Ölmeden önce yani tabii bir de yola girmek meselesi var. O şimdilik müsaitliği anlattığımız için. O da aynı şekilde yola girmek anlamına gelir yani. Bir de pire bağlılık, bir de müsaitlik tutan, kardeşlik tutan canların birbirine bağlılık yemini yapmaları ve tüm herkesten razılık, rızalık alıp yeniden dünyaya gelmeleri demektir. Eyvallah Seyyidim, yüreğine sağlık. Burada ölen, öldürülmesi gereken canlar kötülüktür. Kötülük nefis buradaki, yani. Buradaki dirilmek ise ikiliği birlemek, sahiplenmek, yenidene doğmak, ikiliği giderip bütün dört candan sorumlu, kendini sorumlu hissetmek. Onun için biz buna sahiplenme diyoruz. Ben bir suç işlediğim zaman siz benim suçuma ortaksınız. Eğer siz bir suç işlersen ben de sizin suçunuza ortağım demektir. Sahiplenmek budur. Eyvallah. Bakın Seyyidim, çok güzel açıkladın. Güzel oldu. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Şükrü Seyyidim. Evet Seyyidim. Buyur. Şimdi konu ikrar olunca ilk ikrar nerede verilmiştir ona bakmak lazım. Yani ikrar konusunda çok geniş bir konu bu ama kısaca ben özetlemeye çalışayım. Biatların her üç biat ikrarda Haç döneminde yapılmış. İlk biat Hazreti Peygamber döneminde. Biatların birinci ve ikinci akabe biatı gece gizlice yapılmıştır. Hudeybiye'de ki Secere-i Rıdvan ağacı altındaki biat ise gündüz açık olarak yapılmıştır. Hazreti Peygamber tarafından ilk biat yapıldığı yerdir burası. Birinci akabe biatında 12 kişi bulunmuş. Bunların 5'i erkek, 7'si kadın, bacıdır. Bunun için birinci akabe biatına biatün nisa denilmiştir Hazreti Peygamber tarafından. İkinci akabe biatında 48 kişi ikrar vermişler. 12 kişilik nakip hizmeti seçilmiştir. Hudeybiye'deki Secere-i Rıdvan ağacı altındaki biat ise 1520 kişi gündüz açık ve toptan yapılmıştır Peygamber Efendimiz tarafından. İkinci akabe biatı ile Hudeybiye biatında tevella, peygamberin dostuna dost olmak, ve teberra, peygamberin düşmanına düşman bilmek yapılmıştır. Bu da bir ikrardır bir anlamda. Her üç ikrar almada da tevhid ve Allah'ın birliği hükmü uygulanmıştır. Her üç biatta Hazreti Muhammed Mustafa ve mübarek, onun mübarek eli tutulmuştur. Birinci ve ikinci akabe biatlarında ikrar veren kişilerin azlığı 12 ve 48 kişi nedeniyle ikrarlar birer birer alınmış. Hudeybiye'de 1520 kişi oluşu nedeniyle biat toplu olarak alınmıştır. Ayrıca bu ikrar almada Secere-i Rıdvan ağacının dalı kullanılmıştır. Her üç ikrar almada da zorlama olmadan kişilerin hüsnü rızalığı içinde olmuştur. Reşit olmayan, yani çocuk yaştakiler, akli muvazenesi yerinde olmayanlar da bulunmamışlardır. Özellikle aklı başında ki insanlar arasında yapılmıştır biat. Biatı her üç ikrar almada da tamamını önceden İslamiyet'i gönülden kabullenen canların biatı alınmıştır. Yani dilinen söyleyip kalben tasdik edenler biat olabilir. Başka türlüsü mümkün değil.
Şimdi biliyorsunuz bir de dille söyleyip kalben tasdik etmeyenler var. Onların kim olduğunu siz biliyorsunuz. Biat vermeyen insanlar o dönemde Müslüman sayılmış ama İslam'da güvenilir kişi gözüyle bakılmamıştır. Yani dille söyleyip kalben tasdik etmemiş bir insan İslam sayılmaz. Onun adına sadece Müslüman denir. İslam'da ikrar vermeyen kişiler şeytanın arkadaşı, nefsinin kulu gözüyle görülmüşlerdir. Yani Peygamber Efendimiz miladi 628 yılında Sarp kayalıklar arasında kurulmuş olan müşriklerin ve Yahudilerin yerleştikleri ticaret yolu üzerindeki Hayber Kalesi kuşatılarak Hazreti Ali bin Ebu Talib'in komutasında fethederek İslamiyet'in karşısında bir fesat yuvasını dağıtmıştır. Dolayısıyla ikrarın ne zaman verildiğini şimdi çok rahat bir şekilde görmüş oluyoruz. Ve ondan sonra bu biat işte dilde söyleyip kalben tasdik edile edile günümüze kadar gelmiş ve en son Pir Bektaş-ı Veli biatın önemini çok geniş bir şekilde anlatmıştır. Biz bunu daha önceki konularımızda da işlemiştik. O yüzden biat çok önemlidir. Yani ikrar vermek, biat etmek, yola biat etmek, özellikle ikrar vermek bizim Alevilikte çok 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 önemli bir meseledir. Şimdilik bu kadar anlatayım. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yani buradaki biat bizde ikrar. Biz Alevi dilindeki biz ikrar diyoruz buna. İkrar, eyvallah. İkrar bir bütün olarak sahiplenmektir. Eyvallah. Sadece söz vermek değil, sahiplenmek mecburiyeti vardır. Onun için kainattaki bütün varlıklar canlı cansız. Yani aklıyla, mantığıyla hareket edemeyen, kendini ifade edemeyen ne varsa o size emanettir. Siz onlardan sorumlusunuz. Yani onlara sahiplenmeniz gerekiyor. Eyvallah. Şükrü seyirim. Bu söylediğiniz zahiri alemde verilen ikrardır. Eyvallah. Eyvallah. Bir de batın aleminde verilen bir ikrar var. İlk ikrar batında verildi. Batın aleminde. Galü belada. Elestü bezminde. Eyvallah. İlk ikrar hatı zatında batın aleminde verildi. Ondan sonra zahir aleminde de Şükrü Seyyid'in buyurduğu gibi öyledir. Bunu da böyle bilin. Eğer size sorarlarsa Alevi olarak sizin ilk ikrarınız Galubele ikrarıdır. Yani batın ikrarıdır. Hakkın huzurunda verilen ikrardır. Esas olan odur. Mustafa Sarıtaşcan'a söz hakkı veren Talip buyur. Allah'a eyvallah pirim destur. Allah'a eyvallah destur. Şeyh Merdan Ali'den olsun. Muhammed Mustafa aşkıyla. Darbe huzur hakkında kısa bir şey açıklamak istiyorum. Eğer destunuz olursa. Eyvallah buyur. Darbe huzur Ehl-i Beyt inancında inanç ve yolun bütün kurallarını tamamlayan temeldir. Dar sadece bir kelime ve üç harfte oluşan bir olgu değil. Kainat Darbe'nin varlığıyla yerin göğün canlı ve cansız varlıkların secdesidir. Etin kemikten ayrıldığı, ruhun bedenden ayrıldığı andır. Darın sahibi Yüce Allah'tır. Hak ile hak olmaktır. Huzur, Ehl-i Beyt soyunun pir huzuruna çıkıp sorgu ve suali hazır olmasıdır. Sorgu ve sual tamamlanırken dar gerçekleşir. Yüce Allah, darın vekilliğini Pirmam Hüseyin'e vermiştir. Pirmam Hüseyin de bu ikrarın en ağır bedelini ödemiştir. En büyük darı kucağındaki masum pakla vermiştir. Pirmam Hüseyin'in göstermiş olduğu bu duruş, yol erenlerin ve taliplerin yola bağlılığı için önemli ikrarlık kapısı olmuştur. Bu gerçeğin tamamlaması için benlikten, kibirden, ikilikten kurtulup eline beline sahip ol düsturuyla gerçekleşir. Aşk ile. Eyvallah. Yüreğine sağlık. İkrar sahibi sen hayranın olayım senin. İkrar İbrahim sahibi sen hayranın olayım senin. Gerçeklerin talibi sen yaranı sarayım senin. Ya
gerçeklerin talibiysen, yaranı sarayım sen. Hak ehlinin izindeysen, aktı ama sözündeysen, serçeşmenin gözündeysen, bir yanın olayım sen. Serçeşmenin gözündeysen, bir yanın olayım sen. Okumayı biliyorsan, hırsı kini siliyorsan, doğru bakıp görüyorsan, irfanın olayım sen. Doğru bakıp görüyorsan, irfanın olayım sen. Atılmış eğer isen, öz nefsinden haberdarsın. Yaratılmış eğer isen, öz nefsinden haberdarsın. Halden ahvalden anlarsan, üryanın olayım sen. Halden ahvalden anlarsan, üryanın olayım sen. Göz kemeri bağladınsa, hayır himmet sağladınsa, göz kemeri bağladınsa, hayır himmet sağladınsa, içten içe çağladınsa, seyranın olayım seni. Seherlerde sabahtaysan, alem ile semahtaysan, öz kendinin farkındaysan, devranın olayım sen. Öz kendinin farkındaysan, devranın olayım sen. Rıza ile birlikteysen, hak demiyle birlikteysen, seçkinlerle hürlükteysen, turabın olayım seni. Seçkinlerle hürlükteysen, turabın olayım seni. Allah eyvallah seyirim. Ne güzel dile getirmiş değil mi hakikati? Evet. Evet. Olabiliyorsan diyor Turabunum, olabiliyorsan. E olamıyorsan artık vay hale. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Olmak, her zaman o olmak en güzelidir. Olmaya çalışıyoruz işte. Herkes de olmaya çalışması gerekir zaten. Hedef orası. Eyvallah. Evet, sırada Melek Gezgincan var, Çiğdem Sakıncan var, Sevgi Körteli canları var. Melek Gezgincan buyur. Destur pirim, himmet Allah eyleyim. Allah'a emanet, Destur Şaymer'den Ali'den olsun. Ne kadar güzel ve özel bir konu, söz, ikrar, yol, erkan değil mi? İnancımızın temelini oluşturan çok sağlam bir temel ki yüzyıllardan günümüze kadar en zor şartlarda bile gelmiş ve hala en güzel şekliyle yaşıyor. Yaşatanlara aşk niyazlarım olsun. Allah eyvallah. Şimdi yola erkana girerken pirler gelme gelme, dönme dönme. Gelenin malı, dönenin canı derler. Bu yol ateşten gömlektir, giyebilirsen gel. Demirden leblebidir, yutabilirsen gel. Kıldan ince, kılıçtan keskin köprüdür, geçebilirsen gel diye o kadar güzel uyarırlar ki. Eğer ki mangal gibi yüreğiniz varsa, sözünüzün eriyseniz,
bu şartları kabul ediyorsanız insanlık yoluna girmişsiniz demektir zaten. Bu kadar derin ve hassas bir manaya varabilenler, verdikleri ikrarın değerini de bilirler. Söz ikrar şereftir, onurdur. İnsanı insan yapan en önemli değerdir. Aleviyim demekle Alevi olunmuyor. Yolun erkanın gereğini yerine getiren, uygulayandır Alevi olan. Ne mutlu Aleviyim diyene, sözünde durana, insan olana. Muhlis Akarsu'nun o kadar güzel bir eseri var ki tam konumuzla da ilgili uyuyor. Sorsunlar beni diye. Açığım yok, kapalım yok dünyada. Neyse ahvalim, sorsunlar beni. Bir kimseye yoktur benim vebalim. İster sevip ister kırsınlar beni. Dilim dönmez nedir gavur Müslüman? Duman ateş demek, ateşte duman. Enel Hak bağına girdiğim zaman ister kesip ister yüzsünler beni. Hüda kul yaratmış biri de benim. Kimden kaldı bana imanım, dinim? Ne şeytan tanırım ne de pericin. Konuşan insanım, görsünler beni. Okudum Kur'an'ı edep erkanlı. Yaptığım secdenin kıblesi canlı. Gerdeksiz gecede bir delikanlı ölü bir geline versinler beni. Akarsuyum boşa güldükten sonra, Azrail yok imiş öldükten sonra, gönül tahtım viran olduktan sonra, boş kuru hasıra sarsınlar beni. Aşk niyazlarımla, aşk ile nefes birdedir. Güzel, yüreğinize sağlık Melekcan. Böyle sizleri dinleyince benden geçiyorum. Gerçekten benden geçiyorum. Ben burada da Halk Dergahı olarak gerçekten hepiniz birbirinizle gurur duyun. Çünkü bugün bunlar gerçekleşiyorsa, bu mutluluğu yaşıyorsa bu Halk Dergahı sayesindedir. Buradaki canların özverisindedir. Özveri budur. Yaratıcı olmak, yaratmak, konuşmak değil, ahkem kesmek değil, nara atmak değil, gözünü kapatıp ağzını açmak değil, yaratmak, yaratıcı olmak, faydalı olmak. Canlar alsın yürüsün, yürü kulum desin. Önemli olan budur. Bunu da yapıyorsunuz. Halk Dergahı adına güzel. Mutlu oluyoruz. Güzel. Allah eyvallah diyelim. Eyvallah. Şimdi Çiğdem Sakınç Can söz hakkı istemiş. Talip Çiğdem, buyur. Destur Pirim. Allah eyvallah. Destur Şahin Merdan Ali'den olsun. Ben ikrar için bir şey söylemek istiyorum Pirim. Söyle. İkrar verip de sözümden durmayanı çok gördüm. Ben hiç kimseye daha ikrar vermemişimdir. Yani ikrar vermeden yani Alevi olunabiliyor mu? Onu bir öğrenmek isterim. Bir de görgü için de bir şey söylemek isterim Pirim. Görgü bir insanın kendi kişiliğidir. Anasının babasının atasındaki görgü kurallarına göre yaşamış, gelmiş geçmiş, yaşamış, görmüş, geçirmiş insana görgülü insan deniyor ama çok görgülü insan da gördük. Görgülüyüm diye insanı inciten, insanı kıran, acı sözler söyleyen kişiler hayatımızda hep var oldu, var olacak yani. Ben bir şey daha söylemek istiyorum Pirim. Kötü oduncu baltayla tepeleşirmiş. Kötü oduncu. Bak, kötü oduncu baltayı vurunca tepeleşiyormuş. Yani odunu kıramıyormuş yani. Üstad yanında parende atılmazmış. Üstadın yanında, yani bilen kişinin yanında parende atılmazmış. Bir de onu öğrendim yani. Çok güzel bir söz. Çok güzel bir söz söylemiş Konfüçyüs. Benim kendi kendime yani ikrar vermişim ki demişim ki acı söz söylemeyeyim, kimseyi kırmayayım, incitmeyeyim. Hani bilmişlik taslamayayım, bilmezsem susarım. Bilirsem iki kelime ederim, oturur konuşurum ama bilmezsem de ahkam kesmek istemem kimseye.
pirim. Bu kadar. Bir eyvallah. De ikrar vermenin önemini ben çok fazla kavrayamadım. Evet. Bir de bana bunu açıklarsanız çok sevinirim yani. İkrar bağlılıktır. Teslimiyettir. İkrar bağlılık ve teslimiyettir. Teslim olmak. Eğer inanırsanız teslim olursunuz. Bir insana inanmadığı zaman teslim olur mu? İkrar sahiplenmektir. Sahip çıkmaktır. Yanlışa karşı doğrudan yana olmaktır. Kainattaki mevcudatı hepsine sahip çıkmaktır. Birbirinden ayırmamaktır. Bilim teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Sevgi Körteli buyur. Seydim diyecektim ki ikrar verirken cem mi kurulması lazım, yol ikrarı verirken cem yapılması gerekiyor mu, kurban kesilmesi gerekiyor mu, ya da pir diyelim ki pir bize gelip biz burada evimizde ikrarımızı, yol ikrarımızı bağlayabilir miyiz, ya da özel bu cemde mi uygulanacak, bunu öğrenmek istiyorum. Bir de eşim şunu da merak etti, sordu. Bir cana kıymak doğru değildir. Neden kurban kesiliyor? Onu da İbrahim soruyor. Hey, İbo Can benim gibi merhametlidir tabii. Evet. Şimdi cana kıymak doğru değil. Her yanlışa bir hayvan kurban ederseniz siz gerçekten bir yerde katil olursunuz. Yani olması gerekene ben Allah'a eyvallah diyorum bak. Yok demiyorum. Allah'a eyvallah diyorum, olsun. Fakat her keyfi olur olmaz bir hayvan kesmek yanlıştır, doğru değildir. İbo Can, şimdi ikrar verirken siz kalben yöneldikten sonra nerede yaparsanız yapın. Fakat toplumla birlikte yapmak, toplumun huzurunda bunu yapmak daha makbuldur. Evde yapınca bu makbul değildir demiyorum. Oradaki topluma ne için? Topluma sadece herkes şahit ediyorsun. Herkes görüyor. Herkes seni kutluyor. Eyvallah. Bir şey daha soracağım. İkrar verirken bunu sözde yapılmazsa bu yol ikrarı kabul olmaz mı? Sözle mi? Yani ikrarımızı, yol ikrarımızı hani böyle bağlamazsak pire mecburen bağlamamız lazım. Değil mi? Yoksa böyle hani yol ikrarı kime bağlarsınız? Bir pire, pirden desturunu alırsın. Ben bu yola İkrar veriyorum, öyle değil mi? Bunu pirle talip arasında halledilir. Böyle ikrar, yani bu olmadığı zaman bir nikaha benzer. Ben onu öğrenmek istiyorum. Yani benim düşüncem öyledir. Nikah olmadı mı o evlilik resmi şekilde olmaz, öyle değil mi? Şimdi biz buna işte erkan diyoruz. Şimdi bir hizmet var, bir usul var. Bir başka bir şey var. Bizde de erkan diyoruz buna. Şimdi erkan ilmi boyutuyla pratik boyutu bir yapılması lazım. Yani siz orada ikrar verdiğiniz zaman hak meydanında, pir huzurunda ve toplumun şahitliğinde, çünkü toplum sana şahitlik yapıyor. Sen bir gün yanlış yaparsan ben oradayım, gördüm ya. Sana derim ki Sevgi Can, sen bak orada Hakk'ın huzurunda, pirin huzurunda ve bizim şahitliğimize söz verdin. Sözünden cayma. Bak sözünden cayarsan işte senin için iyi olmaz. Sen çünkü bir imtihan veriyorsun burada. O imtihana da, o imtihandan geçmen için de orada söz verdin. İşte buradaki bak yine sahiplenme var. Kimsenin Son kez bir şey daha sorabilir miyim? Çok özür dilerim. İkrarımızı hangi pire verirsek, hangi inandığımız ocağa verirsek o sorun olmuyor değil mi? İkrar ikrardır. Tabii ki dediğiniz şekilde o pire de dikkat etmek lazım. Onun da az önce saydıklarımız, onlar hiçbiri olmaması lazım. Ama yol kat bazında yani sorun olmaması lazım değil mi? İnanç inançtır. İkrar ikrardır. Şimdi sizin annenizin, babanızın, yani aile olarak, toplum olarak, yani kör telli toplumunun bir şeyi vardır, bir piri muhakkak ki vardır, bir mürşidi, bir rehberi muhakkak ki vardır. Eğer bu ocaklardan kimse yoksa, siz onlara ulaşamıyorsanız, ulaşmak isteyip de ulaşamıyorsanız, varamıyorsanız, edemiyorsanız, tabii ki pirsiz kalmak, ruhsuz kalmak
rehbersiz kalmak doğru değildir. Yalnız seçeceğiniz kişiyle anlaşıyorum diye, seviyorum diye, hoştur diye, benim dediğimi yapıyor, benim telimden gidiyor deyip de onu pir seçmek doğru değildir. O kişi her haliyle gerçekten hak etmesi lazım. Ona layık olması lazım. Önce o layık olması lazım. Önce sevgi körteli değil. Önce pir onu o ikrara layık olması lazım ki ikrar alıp himmet versin. Öyle yapacaksın ki bir gün o pirden utanmayacaksın. Eyvallah. Eyvallah, sağ olun. Eyvallah. İksel'cim buyur. Bütün canlara iyi akşamlar. Eyvallah. Şimdi eğer başlayayım mı? Buyur. Şimdi ikrar vermeyi birkaç tane bizim orada dede diyoruz. Yani başka yerlerde pir diyorlar, seyit diyorlar. Bizim memleketimizde dede diyorlar. Evet. Biz dede deriz yani. Evet. Birkaç tane dedeye verebilir miyiz ikrarı? Yok. Yükselcan. Şimdi ikrar bir sefere mahsus verilir. Yani şimdi niye yok diyorum? Şöyle. Şimdi sizin hala ahvalinizi bilen bir kişi olması şartıyla kendini pak etme, kendini işaret etme mekanizmasıdır. Yani ikrarın görevi kendini sürekli arındırmak, hak etmek, kendi eksikliklerini o pirin huzurunda gidermek. İkrarın amacı insanı hidayete götürmek, hidayete eriştirmek. Seyirim, çok özür dilerim. Burada bir soru sorabilir miyim Yüksel Can'a? Evet, buyur. Sen zahiri olarak mı ikrar vermek istiyorsun yoksa batini olarak mı? Bir kere onun önce bir karar vermen lazım. Zahiri olarak vermek istiyorum. Şimdi bir dedenin ben cemine gireceğim. Yani o dedeye ikrar vermedikten sonra ben o ceme katılabilir miyim? Katılamam. Şöyle bir şey var Yükselcan. Zahiri olarak eğer ikrar verirseniz zaten Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu uygulama ortada. Ben az önce onu okudum eğer dinlediyseniz. Önce 5 kişiyle başlıyor, sonra 7 kişi, sonra 48 kişi, sonra 1500 kişiyle ikrar veriyor. Yani o ikrar yola bağlılık anlamında. Ama siz de gene o yola bağlılık anlamında ikrar verecekseniz, o zaman pirinizle beraber, eşinizle beraber, siz de dahil pirin huzurunda, yani diyorsun ki sen bana şahitlik et, Allah da benim şahidim olsun. Önce Allah, sonra pirim benim şahidim olsun ki ben bu yola canı gönülden bağlı olacağıma, bundan sonra kötü olmayacağıma, elime, belime, dilime, eşime, işime, aşıma sahip çıkacağıma, insanlara kötülük yapmayacağıma, kul hakkı yemeyeceğime dair söz veriyorsun. İşte o sözün anlamı ikrar oluyor yani. Yani o yüzden dedim zahiri bir var, bir de batını var. Batını zaten Kırklar Meclisi'nde vermişler yani. Elestü bezminde ikrar kalübelada verilmiş. Zaten o batını anlamda. Ama zahiri olarak dünyada yaşayan insanların ikrar verebilmeleri için işte az önce anlattığımı uygulamak lazım. Yoksa ikrar verilmemiş oluyor yani. Şimdi Şükrü Seydim, şu anda iletişim, ulaşım çok kolay olduğu için belki benim sorduğum tarzda kişilere ikrar vermeyebilirsiniz. Daha işte beğendiğiniz ya da doğru yolda olduğunu bildiğiniz dedeye ikrar verebilirsiniz. Diyelim ki bundan yüzyıllar öncesinde 25-30 hanenin olduğu bir yerde bir tane dede var. Ben de cem toplantısına katılmak istiyorum. Ama ben dedeyi şey yapmıyorum, beğenmiyorum ya da yaşam şeklini beğenmiyorum, verdiği bilgileri beğenmiyorum. O zaman ben ne yapacağım? Yani cem toplantısına da giremem. Az önce Seyidim anlattı, sahiplenme anlamında o ikrar. Dünyadaki ikrar sahiplenme anlamında. Yani bir zengini bir fakirle kardeş yapıyor, ikrar veriyor, onun her türlü sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor, yardımcı oluyor. Yani dayanışma anlamında, sahiplenme anlamında var. Ama yola giriş ikrarı farklıdır bakın. Yani yola girmek için, o ikrarı verebilmek için pir huzurunda, şahitler huzurunda az önce anlattıklarımı duası da var, erkanı var. Yani az önce Seyidim söyledi. Bir erkan var, yerine getirilmesi gereken bir erkan var. O erkanı uyguluyorsun ve sen de şey yapmış oluyorsun, ikrarını vermiş oluyorsun pirin huzurunda. Peki evlenmeden ikrar verilir mi? Verilir.
evlenmeden ceme katılınır mı? Katılır. Soru cevap olarak da. Katılır. Katılır. Yok, teşekkür şimdi sıkılsaydım. Müsaade ediyorsan şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim ben. Size özür diliyorum. Yok, o sizin verdiğiniz bilgiler tamam. Orada sorun yok. Şimdi siz irşat cemleri ismi üzerine irşat cemlerine katılabilirsiniz. Bu ihtar cemlerine katılabilirsiniz. Evlenin, evlenmeyin. Sorun değil. Fakat görgü cemlerine, şimdi bugün anlattığımız görgü cemlerine evli olmanız lazım. İkrar vermiş olmanız lazım. Yoksa siz o ceme katılamazsınız. İrşat olmanız lazım. Peki az önceki söylediğim, yüzyıllar öncesinden bahsedip de ulaşımın, iletişimin düşük olduğu bir bölgede, işte 20-30 hanenin olduğu yerde bir tane dede var. Kendisine Alevi ya da Bektaşi neyse kabul eden kişi evlendikten sonra ikrar verme zorunluluğu var mıdır? Cemlere katılmasa bile. Yani ikrarı verilmesi gerekir mi? Bizde öyle derler. Burada da eğer iyi bir yol evladı, yani iyi bir yol evladı değil mi? İyi bir insan olmak istiyorsanız, kendi kendinizi eğitip meydana getiriyorsanız, eksik meksiği biz onu aramıyoruz. Fakat ne diyorsun? Evet, ben tam değilim. Hatam var, eksiğim var. Fakat benim kimseye kötülüğüm yok. Fakat ben insanlara yardım ediyorum. Fakat ben hayvanları sahipleniyorum. Fakat ben doğayı sahipleniyorum. Fakat ben işte haksız yere kimseyi öldürmüyorum. Kuşu öldürmüyorum. Karıncayı incitmiyorum. Ağacı kesmiyorum. Bir ağacı kesiyorsan yerine bir ağaç dikiyorum. İşte sen de ikrarı yerine getiriyorsun. Sen de iyi bir insansın. Ben demiştim ya, bizim orada köyde evlenenler, Alevi olanlar dedeye mutlaka ikrar verir. Bu ikrarı verdikten sonra dede talibini çağırdığı halde talip cem toplantılarına gitmiyorsa, yeni talip olmuş, yeni evlenmiş kişi cem toplantılarına gitmiyorsa suç işlemiş olur mu? Yani suç derken hata yapmış olur mu? Ama dedeyi beğenmiyor. Dedenin fikirlerini de beğenmiyor. Uygulamalarını da beğenmiyor. Bilgisini de beğenmiyor. Yani kendini ondan daha dürüst, daha bilgili görüyor. Peki o dedeyi beğenmeme fikri neye istinaden ortaya çıkıyor? Yani şimdi bir yolumuz var, erkanımız var. 1400 senedir bu yol kurulmuş. Bu erkan uygulanıyor. İmam Cafer Sadık buyruğuna göre bizim yolumuz belli. Asla kişiler, yani kişi bir şey anlatırken bence bu iş böyledir dediği an kendi fikrini katmış olur. Yani 1400 seneden beri Ehl-i Beyt ve 12 imamlar bu yolu kurmuşlar. Bu yolun kurallarına eğer bir dede uyuyorsa onun onu beğenmeme gibi bir şey söz konusu olabilir mi sence? Şimdi dede şöyle eğer şey, yola uyuyorsa. Şimdi şöyle bir şey, çok çok dar bir çevrede yaşıyorsun. Onun ailesiyle olan, çocuklarıyla olan ya da normal dışarıdaki sohbetlerindeki hal ve hareketlerini görüyorsun. Küfrediyor, bağırıyor, çağırıyor, çocuklarına kötü davranıyor. Çocuğunu evden, affedersin, SS yapıyor. Peki onu uzatan yani böyle, o dedelik değil, böyle, o dedelik yapamaz dede, ki zaten. Ona dede böyle, demek böyle, de doğru değil. Var. Var yani, bizim köyümüzde var. Ya ona ikrar verilmez var. Yani, ona biat edilmez. Mümkün değil yani. Öyle bir dedeye eğer ki Cem evine gelip insanlara dedelik yapıyorsa bence onu bir üst makama şikayet etmek lazım yani. Dedenin de mutlaka bağlı bulunduğu bir yer vardır yani. Yanlış yapıyorsa var var. Peki, tabii ki yani direkt şey değil. Başka, zaten başka köylerden, daha büyük yerlerden esas dede dediğimiz kişi geliyor. Da onlar herhalde dede vekili. Vekil olarak da evet, vekil galiba. O vekil baş hocam. O vekil dede değil o. O vekil ama işte bizi ikrarı da biz ona veriyoruz. Yani yeni evlenenler ona veriyor. Cem toplantısı. Ona vekile ikrar verilmez. Verilmez. O zaman yanlış yapılıyor bizim köyde. Kökten yanlış yapıyorsunuz. Yolu mu? Doğru. Köy bıçakla kesiyorsunuz. Teşekkür ettim. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Güzel oldu. Ali Seydim, bir tevhid alalım. Eyvallah Seydim. Hibet edin. Allah'a emanet olun. Muhammed Mustafa'dan ısrarlıyım. Medet ey Allah'ım medet, gel dertlere derman et.
ile yetiş Ali ile Muhammed. Gel dertlere derman eyle, gel dertlere derman eyle. Allah 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 Allah. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Hey pir, hey pir, hey pir, hey pir. Hasan Hüseyin aşkına yem ederler düşküne. İmam Zeynel'in aşkına gel dertlere derman eyle, gel dertlere derman eyle. Allah 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 Allah. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Hey pir, hey pir, hey pir, hey pir. Kırım katına, Caferimiz atına, Musa Rıza ümmetine, gel dertlere derman eyle, gel dertlere derman eyle. Allah 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 Allah. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Hey pir, hey pir, hey pir, hey pir. Şatakinin hem nakinin, İmam Hasan'ın askerin. Yargılanmak senin şanın. Gel dertlere derman eyle, gel dertlere derman eyle. Allah 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 Allah. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Hey pir, hey pir, hey pir, hey pir. Galip Hak'tan dilek dile, Mehdi sahip zaman gele. Dedem oğlu secde kula, gel dertlere derman eyle, gel dertlere derman eyle. Allah 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 Allah. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Hey pir, hey pir, hey pir, hey pir. Allah 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 Allah. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Hey pir, hey pir, hey pir, hey pir. Nefes filmdendir. Allah eyvallah canlar. Allah eyvallah Seydim. Cenab-ı Hak zikrini, nefesini daim eylesin. Sağ olun, var olun. Yüreğinize sağlık. Şimdi bir bağışla duamızı okuyalım. Bismillah, Allah Allah, ya Cenab-ı Hak. Hazreti Muhammed Mustafa Şeyh Merdan Ali, Fatma Tü Zehra ananın yüzü suyu hürmetine, hata ve kusurlarımızı ol Huda hakkı için bağışla. Muhammed Mustafa hakkı için bağışla. Aliyer Murtaza hakkı için bağışla. Hatice Tü Kübra hakkı için bağışla. Fatma Tü Zehra ana hakkı için bağışla. İmam Hasan Hulki Rıza hakkı için bağışla. İmam Hüseyin Deşti Kerbela hakkı için bağışla. İmam Hüseyin Zeynel Ali Aba hakkı için bağışla. İmam Muhammed Bakır hakkı için bağışla. İmam Cafer Sadık hakkı için bağışla. İmam Musa Kazım hakkı için bağışla. İmam Rıza hakkı için bağışla. İmam Muhammed Tekki hakkı için bağışla. İmam Ali'ül Naki hakkı için bağışla. İmam Hasanül Eskeri hakkı için bağışla. İmam Muhammed Mehdi sahibi zaman hakkı için bağışla.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli hakkı için bağışla. Cümle erenlerin, evliyaların hakkı için bağışla. Allah Allah dil bizden, kabulü Cenab-ı Hak'tan olan aşk ile gerçeğin demine bu. Seyyidim bir duazı imam alalım. Medet Allah Muhammed yani Yusuf uyusunda zindana düştü. Gülben çekildin Bektaş-ı Veli. Gayretiniz yok mu yok mu ummana düştü. Medet yani Medet yani. Fatime ananın eteğin tuttum, eteğin tuttum. Server Muhammed'e göz gönül kattım. İmam Hasan ile çok metal sattım. Şah Hüseyin ile dükkana düştüm. Haydar 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 dükkana düştüm. Medet ya Ali. İmam-ı Zeynel'e can kurban ettim, can kurban ettim. Muhammed Bakır'a Musa'yı tuttum. Cafer-i Sadık'a göz gönül kattım. Naci Deryası'nda ummana düştüm. Medet Yâle, Medet Yâle. Musa-i Kazım'a Şah Rıza'ya kavuştum, heyecan kavuştum. Kerbela çölünde denge giriştim. Ezid ordusuyla hayli vuruştum. Yaralandı sinem sinem alkana düştü. Medet ya Ali. Hey dost, hey dost, hey dost, medet ya Ali. Hakinaki askeridir nurumuz, heyecan nurumuz. Meyt-i mağarada gizli sırrımız. Cerrah önümüzde, cerrah rehberimiz. Kırkların ceminde erkana düştüm. Haydar haydar erkana düştüm. Hey dost, hey dost, hey dost erkana düştüm. İki imam dergahında önüm var, heyecan önüm var. Gece gündüz sohbetim var, demim var. Çok günahım var da neden gamım var. Ali gibi şahı şahı merdana düştüm. Medet yâle. Hey dost, hey dost, hey dost medet yâle. Suladı bu nasıl yazı, bu nasıl yazı. Lezzet verir şirin muhabbet tuzu. Ali'nin alnında Zöhre yıldızı. Meyli muhabbetin Selman'a düştü. Medet ya Ali.
Hey dost, hey dost, hey dost, medet yâri. Hey pir, hey pir, hey pir, medet hürmet yâri. Hizmet birim nedir? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Yüreğine sağlık Seyidim. Hak razı gel. Şimdi bir tövbe duamızı da alalım. Bismillah, Allah Allah. Hata eyledim, noksandır işim. Tövbe günahımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Muhammed Ali'ye bağlıdır başım. Tövbe günahlarımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasan'a Hüseyin belki bir nur ise, Zeynel Abidin bir gizlice sır ise, önümüzdeki benlik kibir var ise, tövbe günahlarımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Yükünü Cafer'den tut, gayriye bakma. Hatıra dokunup bir gönül yıkma. Tövbe günahlarımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Musa'ya Kazım'a vardır niyazım, İmam Rıza'ya bağlıdır bu özüm. Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim. Tövbe günahlarımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Taki ile naki benzer bir aya. Ali emeğimizi salmaya zaya. Tuttuğumuz yalan huya, bet huya. Tövbe günahlarımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasanülü askeri, gülleri bite. Mehdi gönlümüzün gamını ata. Ettiğimiz yalan, kovu, gıybete. Tövbe günahlarımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hatayım, eydir Bağdat, Basra. Böyle zamana kaldık böyle asıra. Sen Kerem kanisin, kalma kusura. Tövbe günahlarımıza, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Evet canlar, lokma duamızı verelim. Lokması olan canlarımız varsa buyurun, dara gelsin. Bismillah, Allah Allah. Darına durduk, ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed Mustafa, keremine sığındık ya Şah-ı Merdan Ali. Dua ile dileklerimizi katınıza kabul ve makbul eyleyin. Niyazınız Şah'a zuhur ola, yiyene helal, yedirene delil ola, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola, lokmalarınız Hak dergahında kabul ola. Rıza lokmanız her türlü belaya kalkan ola. Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola. Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenlerin demine, Allah eyvallah, gerçeğin demine, hu. Eyvallah canlar, Cenab-ı Hak niyetinizi kabul ve makbul eylesin. Evet, Melekcan, delilimizi sır edelim, çerağımızı sır edelim. Destur pirim himmet eyleyin. Allah eyvallah. Destur Şah-ı Merdan Ali'den himmet, Muhammed Mustafa'dan olsun. Fatma ana himmetiyle. Buyur. Bismillah, Allah Allah. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya Allah. Sır ola, nur ola. Peygamberin nuru hürmetine. Ya Muhammed. Ya Muhammed. Sır ola, nur ola. Velayetin nuru hürmetine ya Ali. Sır ola, nur ol, nur ola. Allah eyvallah, gerçeğin demine hu. Nefes primdedir. Allah eyvallah, Allah eyvallah canlar. Cümlenizin hizmeti kabul ve makbul olan, uyandırdığınız delil insanlık alemine rehber ve kılavuz olsun. Cenab-ı Hak uyandırdığınız delillerin yüzü suyu hürmetine, hırslarını merhamete, kinlerini sevgiye, düşmanlıklarını barışa çevirsin. Bismillah, Allah Allah, vakitler hayır, hayırlar feth ola, şerler def, hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl, gönlünüz pak ola, gönlünüz aydın, erenler, evliyalar, haldaşınız ola, sonsuza denk bu çerah, yolumuzun nuru ve kılavuzu ola, Cenab-ı Hak yardımcınız, Muhammed Ali gözünüz, bekçiniz ola. Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah, hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola. Allah Allah dil bizden, kabulü Cenab-ı Hak'tan ola.
Gerçeğin demine hu. Burada da bir rızalık alalım toplumdan. Destur piri. Allah eyvallah. Destur Şahin Merdan Ali Muhammed Mustafa'dan olsa. Ö olsun. Perşembe gecemiz mübarek olsun. Nurcan'ın emeğine, yüreğine, seyitlerimin emeğine sağlık. Bugün de seyitlerim ve canlar 2223. muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bugün de gönül biriyle muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerin rızalığını istiyorum canlar. Pirimizin huzurunda unuttuğumuz, kırdığımız, döktüğümüz veya incittiğimiz varsa dile gelsin. Hakkınızda olsun razı canlar. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Biz razıyız, halk da razı gele. Allah evet, şimdi de bir gönülleri birleme duamızı da alalım. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Seral, nuru, kainat. Zahir oldu şems-i mah-ı Muhammed. Sır içinde sır, nur içinde nur ola. Allah. Vakitler hayır, hayırlar feth ola. Kötülükler sizden, bizden uzak. Gönüllerimiz şad ola. Fatma Tüzzehra ananın yüzü suyu hürmetine hizmetiniz kabul ola. Cenab-ı Hak Muhammed Ali şafatından, Ehl-i Beyt'in 12 imamların katarından, darından, didarından ayırmaya, mahrum eylemeye. Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın, huzur içinde muhabbetten ayrılanın Hak Muhammed Ali yardımcısı ola. Fatma Tüzzehra ananı çektiği yüzü suyu hürmetine dediğiniz gününde muradınız niyet ve niyazınız kabul ve makbul ola. Allah Allah. Allah Allah dedik, dil bizden kabul, Cenab-ı Hak'tan ola. Cenab-ı Hak bizleri hak ve hakikat yolundan, ilim irfanından, kainatın huzurunda verdiğimiz halu bela, ikrarımız kabul ve makbul ola. Cenab-ı Hak bizi ikrarımızdan mahrum eylemeye, celalete, delalete düşürmeye. Yolunu bilene, ikrarını bilene, yolunu sürene Allah eyvallah, geçen demine hu. Cümlenize aşkın yazım olsun. İyi geceler. Eyvallah. Allah rahatlık versin.